Lider Haber ekranlarından Tam Sağ programıyla hepinize merhaba. Programımızın açılışı sloganı buram buram futbol kokan program. Tam Sağ'dan hepinize merhaba demek isterdik. Ama maalesef günden güne daha da futboldan uzaklaşıyoruz. Gündemimiz daha da futboldan uzak, saha dışı detaylara kaymaya başlıyor. Her hafta diyoruz ki programımızı açarken ve kapatırken umarım daha az hakem konuşuruz. Ama maalesef artık gündemimizin merkezine hakem oturmuş durumda. Dün akşam Türkiye'de yaşanan infial yaratan bir olay oldu. Ve artık Türkiye'de futboldan oldukça uzaklaştık. Gönül isterdi ki işte Fenerbahçe'nin 3-1 Beşiktaş deplasmanında kazanmasını, Galatasaray'da Demirspor'un karşısında kazanırken yaşanılanları saha içini saha dışını konuşalım. Yıllar sonra ilk defa bir derbi maçta seyirci vardı. Bunu konuşmak isterdik. Ama maalesef ki dün akşam yaşanan olaylardan sonra gündemimiz tabii ki de hakemler, federasyon ve Türk futbolu neden bu halde? Bir taraftan da tabii Galatasaray, temsilcimiz Galatasaray Kopenhag karşısında dakikalar 29, maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Konuğum her zamanki gibi sevgili Ahmet Karaben. Ahmet'im hoş geldin. Hoş bulduk Fahrettin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aslında bugün hafta sonu seninle konuştuğumuzda konuşacağımız konular aşırı zengindi, mutluyduk. Futbol adına güzel şeyler konuşacaktık. Tabii futbol adına tartışılan şeyler vardı ama bunu eline boyuna masaya yatırmak istedik. Ama dün akşam her şey değişti. Kesinlikle. Sen neler söylemek istersin? Girişi, öncelikle geçmiş olsun diyorum tabii bu arada. Eksik olma, biraz kırgınlığım var. Biraz üşütmüşüz, eksik olma. Ya senin de söylediğin gibi girişi güzel yaptın. Hani bir derbi müsabakası vardı. Orada birçok konuşulacak mevzu var. Evet. İşte Beşiktaş'ın ağır bir mağlubiyeti var. Sadece skor anlamında değil, oyun anlamında. Fenerbahçe'nin evet hak ettiği bir galibiyet var. Galatasaray'ın nitekim o şekilde. Fakat tabii dünkü Ankara Gücü ve Çaykur Rizespor karşısındaki yaşanan olaylar, vahim olaylar diyelim her şeyden önce, bütün gündemi buraya ister istemez yöneltti. Biz de tabii dilimizin döndüğünce bu konulara dair yorumlarımızı, fikirlerimizi yapacağız. Galatasaray'da senin de söylediğin gibi temsilcimiz bir müsabakada şu anda. İnşallah uğurlu geliyoruz zaman zaman Galatasaray'a. Bizim programlarımıza da denk geliyor. İnşallah o uğur devam eder. Temsilcimiz de gruptan çıkarak hem ülke anlamında hem kulüp bazında da bir başarı elde ederiz Fahrettin'cim. Temennimiz İnşallah. O yönde. Temennimiz kesinlikle o yönde. Dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde bu sene Galatasaray'ın hem geriden çevirdiği maçlarda biz sonradan yayına girmiştik. Maç döndü ya da böyle canlı anlatıma denk geldiğimiz zamanlarda iyi gelmiştik. Şu anda da iyi gidiyor oyun anlamında Galatasaray. Oyunun hakimi tabii Kopenhag şu an tehlikeli geldi, bir kornere çıktı ama ben açım geçen maçlarda çok fazla şey olmayınca bu sefer tedbirimi aldım. Önümde de aynı zamanda bir ekran var. İyi yaptın. İlk yarıda oyun anlamında Galatasaray daha üstün durumda Kopenhag'dan. Tabii biraz Sanchez'in bir sakatlık durumu söz konusu. Nelson da ısınmaya gitti. Bakalım nasıl olacak, devam edecek mi etmeyecek mi? Tabii bir diğer müsabakada Manchester United Bayern Münih'le 0-0 berabere devam ediyor. Orada da maç yine 30. dakika. Sen maçın ilk 30 dakikası için neler söylemek istersin? Ya her şeyden önce diğer müsabakada bizi ilgilendiriyor. Bahsettiğin gibi yani oradaki gelecek skor en azından tabii biz Kopenhag'ı yendiğimiz takdirde otomatikman diğer maçların skoruna bakmaksızın üst tura çıkacağız ama her türlü opsiyonu da düşünmek lazım ister istemez. Hani oradan en kötü ihtimal bir Galatasaray'ın Avrupa kupalarına devam etmesi için buradan alınacak ters bir skor bile olsa Bayern'in yenmesi bizim açımızdan da güzel olur işin doğrusu. Tabii ilk yarım saatlik dilime bakıldığında 3'te 1'lik bölümde Galatasaray hakimiyeti kurulmuş gibi gözüküyor deplasmanda olmasına rağmen. İşte Okan Hoca'nın zaman zaman eleştirildiği noktalardan bir tanesi Kerem'i 10 numara pozisyonda oynatmasıydı. Orada Zaha'ya yarışmak için. Nitekim bugün de yine aynı şekilde Kerem 10 numara pozisyonda oynuyor ama tabii maç içerisinde çok aksamadı diğer maçlara nazaran. Biraz daha derli toplu oynuyor görüntüsünü çizdi. Galatasaray'ın yıllardır hep konuştuğumuz sol bek sıkıntısı var mı yok mu sorusu hep konuşuyoruz seninle. Bu maç Angelino oynadı tekrardan. Onun da son bir maçı kaldı. Bunun da tamamlandı herhalde. Benim bildiğim kadarıyla bir maç kaldı. Bir maç kaldı. 20 maçı bu 19. olması lazım. Yani orada da Okan Hoca demek ki artık gruptan tamamıyla çıkmak istiyor ki oyuncusuna da güveniyor muhakkak. Böyle bir ilk 11 ile çıktı. Ben her zaman şunu savunuyorum işte hani yerli statüsü, yabancı statüsü falan filan diye konuşuyoruz ya. Bugün Galatasaray 3 tane yerli ile çıktı. Evet. Kaan, Kerem.
Abdülkerim olmak üzere, demek ki iyi olan oyuncunun eğer formdaysa, takım içinde bir şeyler yapabiliyorsa, yerlisi yabancısı olmuyor bu işin. Öyle değil mi Fahrettin? Bugün en güzel şekilde kesinlikle bize... katılıyorum. Bunun en büyük örneğini hafta sonu bence derbide izledik zaten. Evet. Yani Beşiktaş'taki bütün yabancıları toplasa bir tane yerli etmeyecek durumdaydı. Tabii hani çok işte maalesef dünkü gündemden ötürü giremiyoruz ama orada evet, söylenecek çok fazla şey var yani. Sakatlıktan dönsün de derbide oynatalım umuduyla beklenen bütün oyuncuların derbiden sonra da kadro dışı bırakılması da zaten. Evet. Bence bunun özeti. Dediğin gibi formayı hak eden alıyor. Biraz da kıymetini bilen alıyor. Yani şimdi Abdülkerim'in Galatasaray'a geldiği haliyle bu sezonki hali arasında dağlar kadar fark var. Evet. Keza aynı şey Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için söyleyebiliriz. Evet. Yani çalışan futbolcu bir şekilde formayı kapıyor, kendini gösteriyor ve yer buluyor. O yüzden herkese örnek olmasını diliyorum derken, Kopenhag kontraya kalkarken Sanchez'in sırtına çarptı top ve önüne geçmiş oldu pozisyonu. Dakikalar 35, 0-0 beraberlik devam ediyor. İstersen biraz dün akşamı konuşalım. Tabii. Çünkü devre arasına girdiğimizde zaten maçın ilk yarısının bir kritiğini yapacağız. Tabii. İkinci yarıda iki gündemimizi bir arada götüreceğiz. Şimdi dün tabii hiç beklenmeyen bir şey oldu. Evet. Maçın içine baktığımızda aslına bakarsan evet tartışmalı kararlar yine vardı ama çok ekstrem olayların olduğu bir durum da yoktu diye düşünürken, ki maçın içinde her ne kadar hatalı kararlar da olsa yakışmayan, evet, sahalarda görmek istemediğimiz ve bizim ülkemizde çok da istemediğimiz görüntülerin artık top seviyesine ulaştık. En yüksek noktasına geldik. Ankara Gücü Başkanı Sayın Koca Halil Umut Meler'e fiziki bir temasta bulundu. Tabii öncelikle Halil Umut Meler'e buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Hoş bir görüntü olmadı. Buradan bu eylemi sonuna kadar tabii ki kınıyoruz. Bu konuşmaların içinin hiçbir yerinde bu yaşanan olayı tasvip edebilecek bir durum söz konusu değil. Evet. Kabul edilebilir bir şey değil. Sonuçta bu bir, sürekli aynı şeyi değiniyoruz ama unuttuğumuz şey, bu bir spor. Yani bunu insanlar aslında dünyada eğlence için, hobi için yapıyorlar. Bir hafta sonu etkinliği. Bir işte kişilerin rahatlaması için, evet, yapılan bir aktiviteyi biz daha çok ülkemizde artık kişilerin gerildiği, yani böyle rahatlamaktan ziyade strese girdiği, kaybettiğinde etrafında eşini, dostunu, ailesini kırdığı bir aktivite haline getirmeye başladık. Evet. Dostu dosta kırdırır bir hale gelmeye başladı. İnsanlar iş yerinde tartışıyorlar, okulda çocuklar tartışıyorlar. Ben nitekim de işte sonu buraya kadar geldi. Sen neler söylemek istersin ilk başlangıç olarak? Ya Fahrettin, tabii şimdi maçı ben izledim. Tesadüfen de izledim. Hani kanalları geziyordum, bir maç vardı falan. Orada sonuna denk geldim işin açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse. Maçın sonunda akıl almaz bir durum oldu. Yani kimsenin beklemediği. Tabii şimdi herkes kendi kanununu, kendi raconunu kendi kesmeye kalkarsa ülkede sıkıntılar doğar. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani burada bu işi tasvip edecek hiçbir şekilde işin şiddet kısmında bir durum olmaması lazım. Mümkün değil. Tabii ki hakemlerin formsuz olduğunu bir sezon başından beri konuşuyoruz burada. Bugün de hepsi genel anlamda bir açıklama yaptılar. Toplandılar. Başta Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan olmak üzere onların öncülüğünde. Tabii onların da açıklamalarını dinledim. Haklı olarak bir protesto ediyor gibi bir durumları var. Arkadaşlarını savunuyorlar. Tabii başta da söylediğim gibi bu işler bu şekilde olmaz. Hani yumrukla, fiziki temasla, bir de öyle bir vurma ki hani gerçekten knockout edecek bir vurma. Hani tamamıyla artık başkanın burada hani anladığım kadarıyla gözü dönmüş. Ya abi, son bu yumruktan sonra yerdeki tekmeleme kısımları da çok iyi, evet, yani. Evet. Yani daha da kötü bir görüntü. Yani burada o kişilerin de muhakkak aileleri var. Evet. Oradaki işte Sayın Meler'in. Tabii güzel görüntüler değil. Bugün taburcu olunabilecek olduğu söyleniyordu ama yarına kaydırmışlar. Yarına kaldı, aynen. Tabii olup biteni izleyeceğiz. Hakemlik bırakacak gibi bir durum söz konusu olup olmadığı daha net bir açıklama yok ama kamuoyunda öyle bir durumda söz konusu. Tabii şimdi Türkiye'nin en büyük yetiştirdiği hakemlerinin bir tanesi şu anda bir numarada. FIFA kokartlı bir hakemimiz. Hani bakıldığında bir numarayı hangi hakemi yazsın deseler kamuoyunda herkes Halil Umut Meler'i yazar. Her derbide Adana hakem pozisyonunda, özellikle Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan sonra bu denli davranışların olması çok hoş değil.
dünyaya ister istemez malzeme veriyorsun. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani senin en değerli burada hakemin bu pozisyonda olması, hangi hakem olursa olsun. Yani biz burada sen bugün çok güzel dersine çalışmışsın. Her zamanki olduğu gibi bana birçok amatör kümede yaşanan olayları attın. Buna benzer olayları anlattın. Bu biraz daha göz önünde olduğu için, biraz daha değil tamamıyla göz önünde olduğu için, FIFA kokartlı bir hakem olduğu için gündemi biraz daha meşgul edebiliyor. Evet. Ama bunun gibi aşağı liglerde de birçok durumlar olabiliyor. Ama ben isterim ki Sayın Meler'in de hakemliği bırakmaması, diğer hakemlerin de bu şekilde protesto etmemesi. Hani benim gönlüm ondan yana en azından. Cevap verilecekse hakemliği bırakılarak ya da maçlara çıkmayarak cevap verilmez. Dünyanın her tuvali var. Biz buradan çıktıktan sonra başımıza ne geleceğini biz de bilemeyiz. Ama başımıza bir iş gelse bile ben haftaya burada yokum demememiz lazım ki bu tür işte şiddete dayalı arkadaşlara, insanlara karşı meydanı boş bırakmamak adına ümit ediyorum bir an önce sağlığına kavuşsun. Değerli bir hakemimiz hem Avrupa'da hem Türkiye'de de bizi en iyi şekilde temsil etsin. Katılıyorum. Aslında bu gündemi birazcık ben de sana soracaktım ve ikinci kısma bırakacaktım. Yani evet. Federasyon Başkanı Büyükekşi'nin açıklamaları, hakemlerin açıklamaları, protestoyu başlangıcı bugün itibariyle. Evet. Hepsinin görüntülerini de ekranlarımıza vereceğiz. Üstünden konuşacağız ama tabii protesto kısmı ile ilgili benim o kısmı biraz yorumumu ikinci kısma bırakmak istiyorum dedim ki biraz çünkü uzun. Evet. Yani bunu biraz geçmişten gelerek örneklerle beraber konuşmak istiyorum. Çünkü kesinlikle katılıyorum. Hafta sonu bu protesto işinin ne kadar doğru ya da mantıklı olduğunu bilmiyorum. Evet. Tabii hakemlerin de bu konuda talepleri var. Ama ne yapılabilir noktasında bu talepler ne kadar gerçekleştirilir ya da ne isteniyor? O kısım biraz tabii soru işareti. Tabii biraz işin de artık duygusal boyutuna da geçildi. Yani ben dün gündemi şöyle takip edemedim. Tabii takip ediyorum da hani evet. Sosyal medyada ilk başladı. Herkes olayı infial vaziyetteydi. İşte takımlar birbirini suçluyordu. İşte Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin Ali Koç videosu, Ali Koç'un birisi çıkıp hakemi tokatlarsa ne olacak videosunu paylaşıyordu. Diğer taraf Erden Timur'un ölmekten korkmuyoruz, savaşta savaş açıklamasını paylaşıyordu. İşte başka birisi başka bir açıklamayı, maç sonu, maç önü herkes birbiriyle evet. ilgili video atmaya başladı. İş kontrolden çıktı. Sonrasında gece federasyon başkanının, tabi burada hiç federasyon ve MHK'ya gelinmemişti. Federasyon başkanı 3,5 saatlik toplantının arkasından sonra vereceğimiz görüntülere bir açıklama yaptı. Hı hı. Onun arkasından bir baktım ben federasyon eleştirilmeye başladı. Televizyon programlarında da aynı şekilde. Yani dün akşam gündem bu konuyla ilgili o kadar çok sık ve hızlı bir şekilde değişti ki aslında olayın da bence özeti o. Yani burada dönüp aynaya bakmamız gereken noktada aynaya sadece işte kulüp başkanları, sadece federasyon, sadece MHK, sadece oyuncular değil herkesin bir dönüp aynaya bakması gerekiyor. Artık resme küçük bir yerden bakmamak, resme büyük bir açıdan bakmak, bütün resme bakmak gerekiyor. Evet. Ve bazı grubun da bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü artık bu iş armalarla, takımlarla, sen haklısın ben haklısınlarla çözülebilecek durumun ötesine geçti. Yani hep işte benzer örnekler, işte çocuklarımız söylüyoruz, 6 yaşında bir oğlum var. Allah sağlık versin. İşte seviyorum diye futbolu onu da aşılıyorum, alıştırıyorum. Evet. Diyorum ki Hüseyin Cahit hadi maça gidiyoruz. Şöyle yapıyoruz işte İzmir'de çocuklu adamın olduğu babasının olduğu yere fişek geliyor. Öbür tarafa İstanbul'a deplasmana götürüyorum orayı tatsın diye Antalyaspor Beşiktaş maçına götürüyorum. Bomba patlıyor maça gidemeden geri geliyoruz. Şimdi bu hafta bir sürpriz yapayım diyordum. Maçlar ertelendi. Dün evet. akşam böyle bir hakem faciası oldu. Şimdi ben Allah'tan söylememişim gidecek olduğumuzu. Söylesem şimdi bir de bunu açıklayacaksın. Neden? Sahanın içine girdiler, hakem dövdüler. O yüzden maçlar ertelendi. Ya biz bu yeni nesile, bu çocuklara futbol sevgisini bunların içinde mi aşılayacağız ya? Babam tribünde dikkat et, sağından solundan madde gelmesin. Karşıdan fişek gelmesin. Babam dikkat et, biri sahaya girmesin. İşte babam dikkat et, maça giderken başına bir şey gelmesin. Yani bu futbol sevgisini biz böyle öğrenmedik. O yüzden biz de çocuklarımıza, yeni nesillere böyle öğretmememiz gerekiyor. İşte Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin'in çok güzel bir açıklaması oldu. Yani bunu televizyon başında çocukları izliyor. Stadyumda evet. çocukları izliyor. Yani çok kötü bir örnek ya. Baştan sona kötü bir örnek yani. Adam diyecek, bu çocuklar diyecek bu Süper Lig maçında oluyorsa okulda oynadıkları maçlarda neleri yapmayı yanlarına kar görecekler. Ya da mahalle maçlarında. Şimdi gerçi çok fazla artık mahalle maçı olmuyor. Bizim zamanımızda kaldı onlar ama. Sokakta top oynadıklarını düşünün yani. Orada neler olacak? Çünkü önünde Türkiye Süper Ligi
futbol anlamında en büyük marka değeri Türkiye'nin. Evet. E baktığında futbolun en büyük marka değerinde bunlar yaşanıyorsa işte görüntülerimiz dönüyor. İzleyicilerimiz görüyor. Zaten dünden beri herkes buna şahit. Bu görüntüler yeni nesiller için, futbolu sevdirmek için bu çocuklara yöntem bu mu? Yol bu mu? Ben bu konuda gerçekten ya benim en çok dertlendiğim konu bu. Evet. Ya biraz artık fanatikliği, holiganlığı bırakıp ne yapabiliriz? Ne yapılmalı? Buna bakmak gerekiyor. Ya bugün de geldiğimiz noktanın bence en büyük sıkıntısı bu. Kimse bu soruyu sormuyor. Şimdi biliyoruz ki 2 hafta sonra, 1 hafta sonra ligler başlayacak. O zaman bu olaylardan ötürü hakemlere eleştiriler bir tık daha yumuşak olacak. Bundan 2 ay sonra, Ocak'tan sonra yeni yıl girdiği zaman biz tekrar hakemleri konuşuyor olacağız. Haksız mıyım? Doğru. Ben bunun ötesinde bir şey yok yani. Ya sezon başından beri tartışmalı hakem kararları bitmiyor. Ne yazık ki bu şekilde giderliyor ama sonuç bu olmamalı. Kesinlikle. Ne olursa olsun. Yani eğer siz kendi söylediğim gibi raconunuzu kendiniz kesmeye kalkarsanız orada problemler yaratır ki başkan da zaten istifasını vermiş. Bugün evet. En son o yansıdı istifa ettiğini. Normal şeyler bunlar. Hani bu kadar olaylardan sonra zaten muhakkak ki orada durma gibi ama enteresan bir şekilde kendi bazı taraftarları da destek mesajları da veriyor. Ya bazı taraftarlar değil büyük çoğunluğu evet. Destek mesajı veriyor. Bir de öyle bir gerçek var. Tabii Faruk Koca özür diledi. İşte ilk açıklama cezaevinin önünde bir kamp kuracağız açıklaması geldi. Sonra başkanın arkasındayız. Buradan çıktıktan sonra kulübe başkan olarak beraber götüreceğiz açıklaması geldi. Açıklamalar devam da ediyor taraftar gruplarından. Tabii burada yaşanan olayı direkt Ankara Gücü camiasına toptan mal etmek de ben çok doğru bulmuyorum. Dediğim gibi yani şimdi en basitinden orada tribüne gelen insanların ne kabahati var? Tabii. Şimdi bunun ötesinde hafta sonu oynanacak maçlarda izleyiciler uzak kalacak. Onların ne kabahati var? Söylemek istediğim bir şey yoksa Galatasaray maçında ilk yarı tamamlandı. İstersen bir yavaştan oraya dönelim. Evet. Bu konu çünkü uzun ve bitmeyecek bir konu zaten tartışacağız tabii. Söylemek istediğim bir şey varsa yok devam ederiz. Devam ederiz. Önce şey yapabiliriz. Genel anlamda devam ederiz. Evet. Galatasaray Kopenhag karşısında deplasmanda beraberlik 0-0 sonucuyla ilk yarıyı tamamlıyor. Dediğimiz gibi oyunun başlangıcından itibaren Galatasaray hakimdi. Evet. İlk maçın başında Kopenhag bir pozisyon verdi sadece Galatasaray ve sonrasında da maçın ilk yarının sonlarına doğru yine birkaç pozisyon doğdu Kopenhag açısından ama bence işler Galatasaray için gayet iyi gidiyor. Sen neler söylemek istersin? Ya Fahrettin senin de söylediğin gibi şimdi Galatasaray moralle gitti her şeyden önce. Adana Demir galibiyeti bir moral açısından tabii. Galatasaray önemliydi. Oyunun da hakimiydi. Ne kadar Adana Demir'in tabii eksikleri de olsa. Ama tabii Kopenhag deplasmanı şöyle bakıldığında Manchester maçı da bu arada ilk yarısı onun da 0-0 bitti diye mesaj geldi. Evet. O karşılaşmayı da takip ediyoruz. O da önemli. Genel anlamda bakıldığında Galatasaray'a formda bu karşılaşmada da ilk 45 dakikada da fena oynamadı işin açıkçası. Ama galibiyet golünü ne zaman bulur? Hangi açıdan Okan Hoca değişikliklerle biraz daha ofansifte daha etkili olur sorusunun cevabını ikinci yarı izlediğimizde daha detaylı bir şekilde yapacağız. Evet. Sen de takdir edersin. Kerem'in 10 numara pozisyonda oynaması, Zaha ve Tete'den yararlanabilecek olan görüntüyü çizmesi Galatasaray'ın beklediği bir görüntüydü işin açıkçası. Ama ben Galatasaray'da son zamanlarda izlediğim hani böyle kişisel hatta biraz daha ileri götüreyim boyutu bencil olarak nitelendirdiğim son zamanlarda bir iki oyuncu vardı. Mesela örnek veriyorum bir Morutan vardı, bir Yunus Akgün vardı. Bunlar tamamıyla kendine oynayan takım oyunundan uzak görüntü çizen oyunculardı ki Okan Hoca da zaten bu iki oyuncuyu da kadrosuna düşünmedi ve gönderdi. Bu yılda aynı görüntüyü ben Tete'de görüyorum. Tamamıyla başına buyruk bir oyuncu profili çiziyor. Her aldığı topu kaleye vurayım izlenimi doğuyor. Takım oyuncusu hüviyetinden tamamıyla uzak bir potansiyeli var. Bu da taraflı tarafsız özellikle herkesin göz ardı edemeyecek olduğu bir durum. Bir an önce bu durumdan da vazgeçmesi lazım ki biliyorsun eğer şampiyonluğa oynuyorsanız ve Avrupa'da da bir hedefiniz varsa böyle kişisel oyuncularla bir yere kadar gidebiliyorsunuz ki bu kadar bencilliğin Galatasaray kulübünde
çok fazla uzun süreli bir ilişkisi olamaz diye düşünüyorum genel anlamda. Bu karşılaşmada orta şeker bir mücadele gösterdi kendisi. Detaylı bir şekilde zaten ikinci yarıda başladığında yorumlarımıza devam edeceğiz Fahrettin'cim. Evet sevgili Ahmet'im, teşekkür ederim, ağzına sağlık. Şimdi özellikle Facebook'taki yorum kısmına ben de o sırada girdim, izleyicilerimizle ilgili oraya yorumlar geliyor. Bu evet. Yaşanan olaylarla ilgili yorumlar geliyor. Niyazi Selvi bir yorum yapmış. Fenerbahçe'nin arabası kurşunlandı, neden haber yapmadınız? Çünkü o Fenerbahçe'de mi demiş. Hatta boş konuşmayın demiş. Evet. Hüseyin Suat Özer, konuşun Fenerbahçe kurşunlandı, bu açığa çıkmadı, bunların kökü kazınmaz demiş. Hüseyin Suat Özer, sizler tarafsınız, Fenerbahçe bir yana, sizler bir yana demiş. Bizim konuştuğumuz ilk kısımda nasıl bir acaba bu çıkarım çıktı, ben bunu çok anlamış değilim. Ben burada aksine konuşurken armaları bir kenara bırakmak gerekiyor, bu işi nasıl çözebiliriz, çocuklara bunu nasıl sevdirebiliriz cümlesini kurmuşken burada bir taraf olarak gösterilmek çok enteresan. Dileyen varsa Twitter hesabıma da girip bakabilirler. Dün akşam attığım tweet'e. Az sonra zaten ikinci kısımda bunu da konuşacağımızı söylemiştik. Burada geçmişten bugüne kadar gelen olaylarla ilgili eğer taraf olduğumuzu düşünen varsa bir Twitter adresime girsin. Kayan Fahrettin. Orada dün akşam yaptığım paylaşımı gördükten sonra yorumlarınızı bir daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim diyorum. Ve evet. Bu kısma geleceğiz tekrar programımızın ikinci kısmında. Şimdi devre arasında Galatasaray'ı değerlendiriyoruz. Şimdi ben TT kısmına ben de katılıyorum. Evet. Beklenenin aksine bir oyun gösterdi. Özellikle çok bugün tercih edilmesinde ben maçtan önceki işte yorumlara da baktığımda Hakim Ziyech neden olmayabilir, neden olabilir de olmazdı. Bunun tartışmaları vardı. Tabii TT tercihini bence biraz daha şeyden ötürü yaptı. Hani Kopenhag'ın çok diri ve fiziken güçlü bir takım olmasından ötürü yaptı muhtemelen. Ama ne kadar tuttu ilk yarıda tartışılırız. Daha solda biraz hareketli, Kerem Icardi hareketli. Ama TT tarafı biraz ağır kalıyor. Orada sadece bence yine değinilmesi gereken net bir konu var. Torreira ve Boye konusu. Evet. Gerçekten de Galatasaray'ın yükünün %70'ini artık çekiyorlar. Önceden takımın evet. %50'si diyorduk ikisi için. Çok iyiler. Stoperlere de işte bir yandan diyorduk ki onları da kattığımızda takım zaten dördü ayakta tutuyor diyorduk. Önde Icardi ile beraber. Ama artık burada Torreira ile gerçekten Boya takımın %60-70 yükünü çekmeye başladı. Kesinlikle. Yine aynı performansla devam ediyorlar. İlk yarıda hani Kopenhag hiç çıkamadığı pozisyonlarda kontrolların hepsinde ya Torreira var ya Boya var. Boya'nın hatta birkaç tane bekle değil bayağı bildiğin orta sahaya gelip orta saha tarafında bastığı, içe gelip içte bastığı pozisyonlar da var. Hı hı. O yüzden o tarafta işleri iyi gidiyor ama sol tarafta katılıyorum. İşte Angelinho kararı. Angelinho olmasa Kazımcan var. Evet. Olmasa Abdülkerim'i çekmek zorunda kalıyorsun. Barış Alper olabilir miydi? Ama Galatasaray'a beraberlikle yettiği için çok da tabii oyunu riske etmek istemiyor konuca evet. Muhtemelen. Diğer tarafta da çünkü sonuç istediğimiz gibi. Tabii tabii. O yüzden bence ikinci yarı bu konuda biraz daha hareketli olacak gibi geliyor. Ya Angelino şimdi baktım reytinglerde 7.1 ile maçın en önemli oyuncusu potansiyelinde. Hani iyi dediğimiz 3 gün yaşamıyor, kötü dediğimizde reytinglerde rekor kılıyor gibi bir durum söz konusu. İzleyicilere de mahcup olmayalım yani, anladın mı Fahrettin'cim? Valla. Şimdi TT çıkar bu kadar eleştiri yaptı, Karaben deyip de 2 tane yazarsa da ikinci yarı. Milli maçı burada yorumlarken hadi. Canlı yayına denk gelmiştik hatırlarsan ben Yusuf Yazıcı niye oyuna girdi? Yusuf yerine şu olabilirdi, bu olabilir dedim. Yusuf şöyle, Yusuf böyle dedim. Sonra bir hemen satır arası koydum. Satır arasına dedim ki bu kadar söylendiysen bu Yusuf Yazıcı gol atar dedim. Ve gerçekten penaltıdan da olsa golü attı. Evet. O yüzden bizim öyle bir şeyimiz vardır yani biliyorsun. Ya biz ölüyü diriltiriz. Biz mahcup olalım. Takımımız tabii. Bir üst sıra çıksın da hiç önemli değil. Ama kesinlikle. Bizim yorumlarımız genel yorumlar. Hani sezon başından bu yana yaptığımız yorumlar. Yoksa maç maç yorumlarsak tabii iyi oldu. Galatasaray'ı kazandırdı. Puanlar da var bu eleştirdiğimiz oyuncuların. Evet. Ama genel olarak yaptığımız yorumlar neticesinde öngörülerimde de çok ben yanıldığımı düşünmüyorum ki. Nitekim bunca zamandır eleştirdiğimiz oyuncuların potansiyeli de hep ortada. Hangi takım olursa olsun. Tabii. Genel anlamda bu şekilde yorumlayabilirim Fahrettin'cim. Ama senin de söylediğin gibi bir Torreira'nın performansı, Sasha Boy'un performansı Galatasaray'da yadsınamaz bir gerçek. Bunlar Galatasaray'ı hep bir adım lever attırıyorlar. Bu çok önemlidir. Yani adım adım hep bir yükseğe gidiyor. Bu oyuncuların da katkısı Galatasaray adına
yaslanamaz bir gerçek. Yüksek. Evet. Var mı ilave etmek istediğim bir şey? İzleyicilerimizden gelen yorumlar genellikle bugün enteresan bir şekilde maçla ilgili değil. Galatasaraylılar da, Fenerbahçeliler de, hepsi de. Evet. Çünkü olaylarla ilgili yorumlar daha çok geliyor. Dilersen tekrar biz gündemimize dönelim. Tabii. Sonrasında zaten ikinci yarı müdahalelerle ve maçın gidişatıyla beraber tekrar maça değinmeye devam edeceğiz. Şimdi dilersen istersen ilk olarak Mehmet Büyükekşi'nin bir açıklamalarını dinleyelim. Oradan sonra tekrar devam edelim. Sevgili yönetmenimiz Cihan'dan rica edelim. Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarını bir ekrana verebilirsek sonra üstünde biraz konuşalım. Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik. Ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Hepinize bu saate kadar beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama bu yapılan saldırı Türk futbolu adına maalesef çok şanssız ve utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Ve artık yeter diyoruz, yeter! Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda bir açıklama yapmak yeter artık arkadaşlar. Hepinize görev düşüyor. Hakemlerimiz de bir insan. Hakemlerimizi mutlaka hatalar olabilir. Onlar da insan. Ama bu kadar da tekmeler atacak şekilde, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Bırakın hakemi. Onun için son verelim artık. Lütfen tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm hakem yorumcularına, tüm kulüp başkanlarına ve tüm teknik direktörlerine, saha kenarını hakemin, dördüncü hakemin başını beynini yiyenlere sesleniyorum buradan. Lütfen yeter artık. Türk futbolunun marka değeri daha fazla düşürmeyelim. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Evet, sevgili federasyon başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarını dinledik. Yeter, yeter dedi. Ben aynı tonlamada yapamadım tabii ama. Her gün bir açıklamalar dedi, her gün bir hakem suçlanıyor dedi. İşte bu işin temelinde başkanların özelinde esas bir suçlama kısmı var. Tabii 3,5 saat toplantıda federasyon ne gibi kararlar aldı? Onu da açıkçası merak ediyoruz yani. Evet, burada başkanın konuşmasının için haklı olduğu yerler de var. Ama bu açıklamanın akşam mıydı? Dün akşam mıydı, gece miydi bilemiyorum. Sen neler düşünüyorsun? Ya Fahrettin, tabii şimdi canımız yandı. Sayın Federasyon Başkanı da açıklamalarda bulundu. Bir kısım bu eleştirilerin biraz daha dozajının fazla olmasını bekliyordu. Kimisi bu eleştirilere çok katılıp katılmadığı açısından kamuoyunda belirli konuşmalar var. Ama ne olursa olsun genel anlamda yorumladığımda federasyon başkanına ne yazık ki çok fazla bir güven kalmadı kamuoyunda. Herkesin eleştirdiği bir durumla söz konusu kendisine ait. Yani bu şekilde yönetim şekli kimse tarafından çok hoş karşılanmıyor. Sadece bu maç üzerinden konuşmuyorum. Genel anlamda benim yaptığım yorumlar. Ümit ediyorum hem federasyon hem MHK başkanı biraz daha kulüpler açısından ne olması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa taşın altına daha fazla elini sokarak kulüplerin önünü açmalı. Yapacak oldukları davranış şekilleriyle. Çünkü herkes şikayetçi. Bugün bakıyorsun Anadolu kulüpleri şikayetçi, üç büyükler şikayetçi, şampiyonluğa oynayan takımlarda aynı sıkıntılar söz konusu. Durum böyle olunca da ortaya büyük bir problem çıkıyor ve neticesinde de istenmeyen görüntüler olup burada masaya yatırmak zorunda kalıyoruz ki gündemimiz bu kadar yoğunken derbi konuşulması gerekiyor. İşte ne bileyim Kopenhag karşılaşmasında daha fazla belki süre vermemiz gerekiyor. Ama gündem buna kayınca da kamuoyu da ister istemez bu konuşmaları bizden isteyince kaçınılmaz bir gerçek oluyor bunları konuşmamız. Gönül istiyor ki bunları hiç dile getirmeyelim, hiç konuşmayalım. Ama bazı kişiler de hem yapmış oldukları yorumlarda hem yapmış oldukları mesajlarda doğru şekilde yansıtmaları lazım. Çünkü hayatta her şeyi kazanabiliyorsunuz. Para kazanabiliyorsunuz, pul kazanabiliyorsunuz, şan, şöhret. Ama tüm bu kazanımlarınızın yanında
elde edemeyecek olduğunuz bazı şeyler var hayatta. Bunların da başında itibar geliyor. Ben örneğin mesela geçen hafta müzisyen Ahmet Parlak'la birlikteydim. İtibarın nasıl kazanılması gerektiğini bana ve çevremdeki herkese gösterdi. Gönül güzelliğinle. Bunlar çok önemli şeylerdir insan yaşantısında. Buradan da ona selamlarımızı iletelim. Var olsun. Genel anlamda yorumladığımda Fahrettin'cim başlıktan da anlaşılacağı üzere birazcık daha o mevkiye insanların saygı duyması için yapacak olduğumuz konuşmalar, yapacak olduğumuz davranışlar biraz daha derli toplu olması lazım. Takım kayırmadan, ortadan mesajları net vererek, sadece suni gündem yaratarak değil Fahrettin'ciğim. Katılıyorum. Artık zaten bu işin çözümü bu. Az önce de söylediğim gibi. Eğer büyük resme bakamıyorsak, el birliğiyle bir şey yapamayacaksak, o bu şu diyeceksek bu işin sonu gelmez. Gelmez. Mümkün değil, gelmez. Daha önce bizim programlarımızda yine söylemiştik. Hakem hatalarıyla ilgili de söylemiştik. Bir gün bir hafta birine, bir hafta evet. birine, bir hafta birine, bir hafta birine bu iş için içinden çıkılmaz bir hale geliyor demiştik. Bugün sabah hatta bazı arkadaşlarımız video attı bana. Ligin birinci haftası. Ben programda aynen daha bu Süper Lig'in birinci haftasında, programın demeyeyim, Süper Lig'in birinci haftasında özellikle Fenerbahçe Gaziantep son maçından sonra yapılan açıklamalarla da diğer maçları da birleştirip aynen şu açıklamayı yapmışım. Demişim ki bu ligde daha ilk hafta başkan bu kadar sert açıklama yapıyorsa, sahada futbolcular bu kadar gerginse, hakemler bu kadar hatalı karar veriyorsa bu ligin devamı nasıl gelecek? Evet. İnsanlar birbirini kırmaya başlayacak. Bu işin sonunda kavgalar çıkacak. Bu işin sonunda ligin ikinci yarısında şampiyonluk kızıştığı zaman insanlar birbirini linç edecek dedim. İnşallah. Keşke haklı çıkmasaydın. Keşke çıkmasaydım. Ama zaten daha ligin birinci haftasında söyledim. Geldiğimiz haftada zaten buraya gelinceye kadar 2-2,5 aydır her şey üstüne koyarak gitmeye devam etti. Ya sen hatta o yorumları yaptıktan sonra ben Fahrettin biraz dozajı fazla kaçırdı falan diye de içimden geçirmedim değil. Ama haklı çıktın. İşin acı tarafı bu. Yani bu gerçeği sen 12-13 hafta önce gördün. Her haftada yeri geldi bunları mesaj olarak bizi izleyenlere yansıttın. Bu da senin öngörünün ne kadar güzel olduğunun gösteriyor. Yok yok, ben de her şey açık net. Zaman zaman burada anlaşamadığımız konular da oluyor. Tabii ki. Bunu masaya yatırıyoruz yani. Ama burada bir de hakkı teslim diye bir gerçek var. Sen bunu her hafta yansıttın. Yeri geldi ben yüzeysel geçtim. Senin o dozajını biraz daha soğutmak açısından yumuşattım topu ama sen her anlamda bunun doğru yönetilmediğini dile getirdin. Evet. Bu bağlamda da seni kutlarım ki zaten bu son yaşanılan tablo her şeyi açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Burada herkes sorumlu. Federasyon başkanından maçı yöneten hakeme, idarecisinden kulüp başkanına. Yani sadece bu maçlık değil. Genel anlamda bu işte herkes sorumlu. Tabii herkes sorumlu bu işte. Senenin bir leşi değil ya. Bu geçmiş senelerden geliyor. Şimdi mesela şimdi örnek veriyorum. Bugün Arda kardeşler yorum yapıyor, öyle değil mi? Ya 3 gün önce bir derbi yönettin arkadaş sen. Bütün verdiğin kararlar ofsayttan gol. Öyle değil mi? Tabii. Var olmasa gözün önündeki kırmızı kartlar, penaltılar vesaire bir dünya pozisyon var. Yani o yüzden hakemlerimiz de kendilerini düzeltmeli. Cevabı bu şekilde olmamalı. Onu bir tarafa koyuyorum. Ama hakemlerimiz de şimdi zaten hakkaniyetini bir çalmalı. Kimse bir cımbızla bir şey çekip de evet. Bu işi savunuluyor mu demesin. Hayır, bu işin savunulacak hiçbir tarafı yok. Kesinlikle. Konuşmaların içinden kimse cımbızla bir şey çekmeye çalışmasın evet. yani. Bu işte sahaya girilmesi, hakeme fiziki şiddet uygulanması. Onu tasvip etme şansı. Bunu tasvip edebilecek bir insan olamaz. Neden olamaz? Evet. Cümle alemde biliyor ki bizim ülkemizde bir yerde birisi kavga ediyorsa, hele de kalabalık bir insan bir tek kişiye saldırdıysa hepimiz evet. birden gelip ayırma taraftarı oluruz. Bir dakika ne oluyor deriz. Hop deriz. Kesinlikle. Ya tanımadığımız insanları ayırıyoruz sokakta. O yüzden bu görüntüleri tasvip edebilmek, şiddeti ya da cezai insanların hukuk devletiyiz, hukuk devletine kendini kesmesini tasvip edebilmek mümkün değil. Evet. Kimse o yüzden burada bizim konuşmalarımız içinde ya böyle mi oldu, şöyle mi oldu demesin. Burada dediğimiz bizim, burada A kişisi, B kişisi suçlu değil. Burada genel çerçeveye baktığımız zaman herkes bir aynaya bakıp da ben ne yaptım acaba demesi gerekiyor. Yoksa evet. bu iş çözülmez. Şimdi az önceki kısımla ilgili sevgili Cihan'dan, yönetmenimizden dün attığım tweet'i bir ekrana getirmesini rica edebilirsek. Evet. Burada hemen ben de tekrar önümden açıyorum. Şimdi burada bahsetmiş olduğumuz şey işte az önce dilerseniz bakabilirsiniz demiştim. Bazı izleyicilerimize buradan gelen yorumlarla ilgili biz ekrana getirmiş olalım. Bu ülkede bugüne kadar kaç sefer hakem şiddet gördü?
Stadyumda adam sahaya, birçok adam sahaya girdi, adam darp edildi. Fotoğraflar bunların var burada, görüyorsunuz evet, aşağıda evet, da. Evet. Sahanın ortasında futbolcu tekmelendi. Daha sonrasında takım otobüsü kurşunlandı. Bunların hangisinden ne cezalar çıktı? Hatta en son işte dün de Joseph paylaşım yapıyor. Sahaya girip biz tekme evet, yedik, cezayı ben aldım diyor. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'nin kurşunlandığı döneme. Sonrasında Antalya Spor Trabzon Spor maçı var. Son hakem olayı var. Şimdi evet, bir izleyicimiz yazmış, hemen onun da yorumunu okuyayım, buna ilave edeyim. Daha da iyi olsun. Tam otursun. Pas Çelik yazmış. 2 hafta önce Artvin Opa'yına göl Kafkas Spor maçında da hakem dövüldü. Ne zaman, neden o zaman bu infial olmadı? O dövülen hakem değil miydi diyor. Evet. Şimdi biz burada bahsettiğimiz şey bir takım, A takım, B takım, A kişisi, B kişisi, X başkan, Y başkan değil. Burada olay Türk futbolundaki kanayan yara. Evet. Ve her geçen gün kanayan yaraya pansuman yapıp iyileştirmek yerine biz bu yarayı daha da büyütmeye devam ediyoruz. Tıpta derler ya, bunu böyle kaşıma yaranı, daha fazla büyür, evet, geçmez, iyileşmez. Biz o yarayı devamlı kaşıyoruz, o yaralar genişliyor, büyüyor. Doğru. Dolayısıyla bu işi çözeceksek, bu işi gene el birliğiyle bütün futbol severler çözecek. Evet. Sporu sevenler çözecek. Onun haricinde bir taraftan o tarafa çek, bir taraftan bu tarafa çek de bu işlerin çözülebilmesi olmaz, mümkün değil. Evet, geliyoruz yine izleyici yorumlarımızdan. Feyzi Yıldırım demiş, TFF MHK kendine suç bulmuyor bu konuda, yazık demiş. Ali Kapan, bu olay Galatasaray kurtarma olayıdır kardeşim. Çünkü bugün deplasmana gelip Sivas deplasmana gidecekti. Hemen ara verildi, bahane uyduruldu. Yazık, bu federasyondan da başka bir şey beklemiyordum demiş. Ali Kapan, izleyici yorumlarımız bu şekilde gelmeye devam ediyor. Devamı da var, okuyacağım. Dilersen okuyayım hepsini birden, sonrasında olur, yorum olur, yapalım. Olur, tabii, tabii. Atlamış olmayalım. Battal Tuna, asıl suçlu kim sorusu. Herkes kınıyor yaşanan olayları. Kınamalı tabii ki de. Şimdiye kadar yapılanlarla zaten bu olaya zemin hazırlayanların kınaması da tuhaf oluyor. Oynanan oyuna göre değil de keyiflere göre direktiflerle maçlar yürütülüyor. Adaletsiz uygulamalar var. İtiraz eden takımlar sadece mağduriyetleriyle kalıyor. Yapılan tabii ki doğru değil. Kesinlikle kabul edilemez. Ama çözüm de kafaya göre tatil ilan etmekle olmaz. Adaletsizliklerin cezalandırılması, suçluların cezalandırılması gerekiyor. Dürüst, temiz oyun istiyoruz demiş. Daha sonra iniyorum. Sevgili Levent Genç, iyi yayınlar. Hakemlere yapılan şiddet sonunda bir yerde patlak verdi. Anında reaksiyon vermeyen MHK ve TFF neden sessiz kaldı? Lig ertelendi ama TFF MHK'de herhangi bir istifayla hareketlilik yok demiş. Sevgili Noyan Maltalman, yapılan saldırıyı kınıyorum bir futbol sever olarak. Türk futbolunda şiddetin önüne acilen geçilmesi gerek. Böyle vakalar olduğu sürece dünyaya rezil olmaya devam ederiz. Şampiyonluklar, küme düşmeler gelip geçicidir ama bir insan hayatı söz konusudur demiş. Şiddetin önüne geçilmesi için ne gibi önlemler alınmalı demiş. İkinci kısım futbolla ilgili, onu da mutlaka programımızın sonunda değineceğiz. Şimdilik gelen yorumlar bu kadar. O sırada ben Instagram'a bakarken sözü de sana bırakayım bir yanda. Gelen yorumlarımız bu şekilde izleyicilerimizden. Ya Fahrettin, tabii şimdi Antalya şehrinden de bize çok yorum geliyor ister istemez. Bu Bofin olayı vardı. Biliyorsun evet, Trabzon deplasmanında. Az önce paylaştığım tweette o vardı. Evet, vardı. Onlar da tabii ister istemez Antalya Spor taraftarları. Zamanında biz de bu olaylara karşı karşıya kaldık. İşte türbünden birçok seyirci atladı vesaire gibi bir serzenişte bulunuyorlar. Yani bu konu bitmez. Bu konunun devamı hani bu şekilde olur olmaz ama illaki bu tür olaylar ülkemizde yaşanır. O yüzden az yaşanması için ya da önüne geçmek için belirli kıstaslar koymak lazım. Belirli cezalar koymak lazım. Siz şimdi Pasolik diye bir şey çıkardınız. Güzel, iyi, hoş. Devrediyor arkadaş, örnek veriyorum bana. Ben sinkaflı bir cümle kullanıyorum. Ben bir sonraki maça ceza alıyorum ama karşı taraf alıyor. Anlatabiliyor muyum? Değil mi demek istedim? Aynen. Ben başka taraftan yine giriyorum, maçı izliyorum ama bana devreden arkadaş izleyemiyor maçı. Yani biz bazı şeyleri değiştirirken bunları da göz ardı etmememiz lazım. Öyle değil mi? Evet. O sebepten ötürü bu işlerin önüne geçebilmek için net olmak lazım. Net konuşmak lazım. 62-22 diyorlar, bir şeyler diyorlar, devamlı bir kanunlar falan filan ama yani ön kapıdan sokup arka kapıdan çıkarmamak lazım.
Özellikle bu tür holiganları. Sen biraz önce çok güzel konuştun. İşte bir İzmir deplasmanı vardı. Göztepe, Altay. Evet. Yaşanan geçen seneydi herhalde değil tabii mi? Tabii geçen sene. Biz de program yapıyorduk evet. Seninle yine Lider Haber'de. Dijitaldeydik o zaman. Bu konularda o zaman çok değinmiştik seninle birlikte hatırlıyorum. Bu tür olaylar olmasın. Bunları önce olanlar, bunları görmezden gelenler gereken cezaları almalı. Ki bundan sonraki suç işleyecek olanların da önüne geçilsin. Eğer siz karar mercileri, biz bir hukuk devletiyiz. Öyle değil mi? Evet. Başımızda değerli büyüklerimiz var. Bunlar yetkililere mesajı verdi mi? Ben eminim ki gereken önlemler en iyi şekilde alınacaktır Fahrettin'cim. Genel anlamda yorumum bu şekilde olur. Eğer soru gelirse de cevaplarız tabii. Tabii geliyor. Daha yorumlar gelmeye devam ediyor. Evet. Değineceğiz. Tabii orada ben de aynı şekilde sana katılıyorum. Yani bu işin artık fasolik diyoruz. Bir çözüm yok. Neden çözüm yok? Fasolik bir çözüm olmuş olsaydı tribünde blok kapatma diye bir mevzu olmazdı. Evet. Şimdi küfür edildi. Kötü tezahürat, çirkin ve kötü tezahürattan işte A blok kapanıyor diyor. Hatırlarsın. Bizim Erdal Hoca da bu konuyla ilgili çok dert yanmıştı bize. Demişti ki en pahalı yerden kombin alıyorum. Dışarıdan insanlar, başka kombinde de yeri olan insanlar gelip bizim orada en güzel yer diye maç izliyorlar. Evet. Küfür ediyorlar, biz ceza yiyoruz. Ben haksız yere senede minimum 4 sefer, 5 sefer cezalı duruma düşüyorum dedi. Biz pasoliklerimizi blok bazlı almıyoruz ki kombinelerimizi alırken. Herkesin koltuğu belli. Evet. Ben kendim burada bizzat yaşadım. İşte Galatasaray maçında. Ya herkes birbirinin yerine oturmuş. Diyorsun ki yerinden kaldır. Görevli diyor ki kaldıramam, onu kaldırırsam diyor o nereye oturacak diyor. Ya bir kombineli yerine oturamıyorsun. Yanabiliyor evet. musun buna? Kaldıramam diyor. 30 sene önce gibi. Evet. Sene önce herkes bulduğu yere oturuyordu ya. Işıklar hesap bu hesap. Normalde bakıyorsun hepsi kombineli. Ya bu her yerde yaşanıyor. Bu Antalyaspor'u, Galatasaray, evet. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı değil. İşte derbi izledik. Derbide merdiven boşluğu diye bir şey yoktu. Evet. Bunun olabilmesi için içeride herkes yerine oturmuyor demek ki. Bir yerde toplaşıyor gibi gibi. Başka şeyler de sebepler de olabilir. Yani evet. O yüzden pasolik buna bir çözüm mü? Bence olmadı. Ya 62-22 dediğimiz şey ne kadar işliyor? İşte Ankara Gücü Beşiktaş maçında sahaya giren taraftarın sadece bir gece nezarette kalması. Evet. Bu 62-22'ye bu uymuyor. Şimdi meşaleyle içeri girip yakalanan kişi bir yıl spordan ben cezası alıyor. Daha farklı. Daha farklı. Buna kesin kalıcı yani. Biraz çözümler bulmak gerekiyor. Ve buna da caydırıcı sebep olması evet, lazım. Evet, aynen öyle. Caydırıcı sebepler olması gerekiyor. Bundan sonra yani yeltenecek. Çekilmesi gerekiyor tabii, birazcık. Tabii. Yani bunu ya zaten işin zaten kötü tarafı şuradan geliyor. Yani bunun en baştan federasyondan başlayalım, aşağıya kadar inelim. Ne olursa olsun bu işin sonunda insanların futboldan soğuması oluyor. Evet. Bakıyorsun her geçen hafta tribünler biraz daha boş, biraz daha boş, biraz daha boş. Ondan sonra tribünler neden boşa geliyor mevzu. İşte hele bir de cumartesi öğlen 1.30'da yaparsan o tribünlere zaten kimse gitmez. Ya işte bu hafta mesela bunu da konuşmak istediğim konulardan birisiydi. Evet. Özellikle Antalya gibi bir yerde soğuk olmayan bir yerde. Hani burası karkış olur anlarım. %30'u esnaf maça gelenlerin. Karkış olur. Sen cumartesi 1.30'da maç yaparsan hangi ya? Esnaf gelecek ona? Cumartesi 1.30 öncesinde ben saat 12'de Antalya'da normalde 10 dakika hatta 10 dakika bile sürmüyor. 7-8 dakikada araçla gittiğim yere 37 dakikada gittim. Evet. Cumartesi günü 1.30'da Antalya'da maç oynatmak hiçbir akla mantığa sığmaz. Burada kar yok, buz yok ki öğlen sıcağı olsun da erisin dersin ya. Evet. Hiçbir mantığı yok yani. Dediğin gibi o yüzden işte tribünler bomboş. Neden esnaflar yok? Öğrencilerin işte dershanesi var. Bazısı işte pazar 13.30 olur onu anlarım. Pazar olabilir. Ama cumartesi 13.30 Antalya'da çok mantıksız ya, bir iş. 1.30 bile değil. 16 yapacaksın ki adam sabah kahvaltısına mı gitsin? Akşam yemeğine gitsin. 16 yap. Yani 1.30 çok anlamsız bir saat. Çok inanılmaz anlamsız bir saat. Antalya gibi bir şehirde. Ya işte maalesef bunları konuşamıyoruz. Ya evet. Bak şimdi bu kadar eleştiri yapıyoruz ama bunun içinde mesela şu bu haftanın yaşanan şu güzelliğini kaçırdık. Yani yıllar sonra Türkiye'de bir derbi maçta deplasmana seyirci geldi. Fenerbahçe seyircisi İnönü'ye gitti. Evet. Ve olay çıktı mı? Çıkmadı. Tamam tezahüratlar da olabilir. Ona seyirci gitmese de oluyor zaten. Bakıyorsun... Oyuna da katkısını koydu. Deplasman tribünü olarak Fenerbahçe. Evet. Beşiktaş tribünü tabii bu heyecanı ve gaza getiriyor. Onların kısmen Fenerbahçe seyircisinin sesi yükseldiğinde Beşiktaş seyircisi dozajı arttırdı ya da onların sesi çıkmasına zaten
çok yüksel desibelle tezahürat yapan, katkı veren bir taraftar grubu Beşiktaş. Evet. Bu karşılıklı olayı şenlendirdi. Saha içindeki futbolculara reaksiyonu farklı oldu. Gol atan deplasman tribününe gitti. Tamam. Taraftarın selamlamaya. Bunu unutmuşuz mesela biz futbolda. O deplasman seyircisine koşmayı, eskiden hatırlarsın işte böyle tribünlere, deplasman tribüne gidip oyuncunun telleri sallamasını. Evet. Yani o yüzden biz bu güzellikleri konuşamıyoruz ya. Bu güzellikleri konuşamadığımız gibi hala da başlığımız Türk futbolu nereye gidiyor, bu iş nereye, nerede, nasıl çözülebilir olması gerekirken bambaşka konular konuşuyoruz diyordum. Tam da yükselmiştim ki, evet, dakika 58 Kopenhag gol attı. Galatasaray Kopenhag deplasmanında 1-0 mağlup duruma düştü. Bir an bu elini kaldırınca evet, ben vermedi zannettim. Yani ofsayt itiraz zannettim. Konuştuğum için de bakamadım. Evet evet. Pozisyon nasıl geldiğini de göremedim. Sen tabii yakaladın pozisyonu ama ben yüksek evet, tam evet, yükselmiş konuşurken yakalayamadım da pozisyonu. Halbuki üstüne oynadığımız bir evet, karşılaşmaydı. Özellikle orta saha bölümünde baskında oynuyordu Galatasaray. Ama tabii bu tür maçlarda... Evet, ofsayt yok. Bir dakika. Son pozisyonda olabilir mi? Yani bu tür maçlarda tabii öne geçmek otomatikman yani, rahatlatır. Kendi evinde de oynuyorsan. Çünkü Galatasaray'ın da puan olarak önünde Kopenhag biliyorsun. Evet. İlerleyen süreçler biraz daha risk alacaktır Galatasaray. Bu anlamda belki üçlü savunmaya dönebilir. Biraz daha orada bir yedeklerde bakan mı var mı? Ona bir bakalım istersen. Bakayım. Bir yandan varsa da çizgiyi çekecekler mi diye bakıyorum. Dedim ya evet, konuşurken kaçırdım. İzleyicilerimizden de izleyen varsa yazabilir şu anda. Biraz daha ama risk yok, alacak. Oyun, evet, oyun başladı tekrardan. Evet evet. Biraz daha Galatasaray risk almak zorunda ki. Evet, bu skor hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Evet. Yani burada risk almadan olmaz. Eğer maç bu denli skorla biterse otomatikman tabii sıkıntı. Ciddi sıkıntı oluyor. Evet. En azından bir beraberlik golünü bir an önce Galatasaray'ın bulmak gerekiyor. Bulmak gerekiyor ki ondan sonraki süreç nasıl ilerlesin? Yani ülke puan açısından bu kadar üstümüzde baskı varken ülke olarak bu galibiyetler önemli. Evet. Sadece Galatasaray değil. Fenerbahçe de önemli bir müsabakaya çıkacak Perşembe günü. Beşiktaş'ın ne kadar iddiası kalmasa bile alınacak her türlü puan ve puanlar önemli ülkemiz adına. Özellikle bu tür ortamlarda, bu durumlardayken. Öyle değil mi Fahrettin? Evet, kesinlikle. Yani genel anlamda ihtiyacımız olan bir şey. Ama tabii bakacağız, göreceğiz neler olacak. İzleyeceğiz. Çünkü Galatasaray'ın kadrosu... Artık biraz oyuna müdahale zamanı geliyor yalnız bence Galatasaray açısından. Evet. Yani sadece golü yediği açısından değil, bazı oyuncuların şu an gerçekten bir düş şeyi var. Mental olarak da tabii ister istemez düşüyorsun oyundan. Yine bak Tete orada. Evet. Tamamıyla bireysel oynamaya çalışan bir oyuncu profili çiziyor ki Galatasaray'ın sezon başından bu yana en çok handikaplardan bir tanesi bu. Galatasaray adına. Tabii Galatasaray'ın bunu çevirecek gücü ve kuvveti var. Kesinlikle. Ümit ediyoruz ki bu kuvveti ve gücü sahaya yansıtsın. Oradan istenilen skorda alınsın. Daha uzun bir süre var. Temsilcimiz inşallah bu, evet, bir Mertens evet, değişikliği. Ofsayt çizgisi de geldi şu anda. golle ilgili ofsayt çizgisini çektiler yarı ofsayt sisteminde. Evet. Mertens değişikliği gelecek. Nereden gelecek? Hakim Ziyech girdi oyuna. Ya öyle bir müsabaka Tetenin ki bu tür müsabakalar yani 4 puanım var. Galip gelsen bir üst sıra çıkıyorsun. Mağlup oluyorsun. Diğer maçın skoruna bakarak belki sonuncu olarak tamamlayacaksın. Yani enteresan bir bu sene Galatasaray açısından Şampiyonlar Ligi grupları bir yol aldı. Tabii yani son maça kaldı iş. Bu skorlarla biterse Galatasaray 3. bitiriyor ligi. Avrupa'ya gidiyor. Evet. Manchester United'la puan puana 5'er puan olmasına rağmen. Evet. Avaraj bizde olduğu için üstünlüğü. Evet. Avrupa'ya gidiyor. Tabii şimdi öbür maçı bu sefer daha çok takip etmek zorunda kalıyorsun. Tabii ister istemez. Orada olası Manchester'dan bir olumsuz bir şey gelirse hiç gidemiyorsun. Burada bir gol bulursan işler tekrar değişiyor. Gerçekten biz Türk takımları ve Türk milli takımı bu konuda efsaneyiz. Evet, gerçekten evet, hesaplamalar konusunda. Bir kısım daha izleyici yorumlarımız var. İstersen tamam, onlara da girelim tamam, tekrardan. Tamam. Sevgili Osman Ekin, böyle kendini bilmez kişiler yüzünden yerlerde sürünüyoruz demiş. Mehmet Can Yıldırım, Türk futbolunu bu hale getiren MHK ve TFF'dir demiş.
Nafiz Özcan tek sebebi Türk futboluna inanan, güvenen, bu güzel insanları üzen federasyondur demiş. Süleyman Ekinci, Türk futbolunun kara günü hiç tasvir edilmeyen bir durum ama hakemler de düdüğü çalarken biraz daha dikkat etmeli ama kesinlikle tabii ki de bunları kabul etmiyoruz demiş. Yani herkesin zaten fikir olduğu şey kesinlikle zaten bu işlerin artık kabul edilemez bir durumda olduğu. Hemen devam ediyorum izleyici yorumlarımıza neler var diye bakmaya. Ya Süleyman Ekici güzel konuşmuş, yani yorumu mantıklı. Hakemler de biraz daha çaldıkları düdüklerde dikkat etmeli. Anlatabiliyor muyum? Verdikleri veya veremedikleri kararlarla. Ama bu olay kesinlikle tasvip edilecek bir durumu yok. Değil. Şiddetin her türlüsüne karşıyız Fahrettin'ciğim. Netice ne olursa olsun. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi hakemlerin açıklamaları vardı ama süremiz de daralıyor. Bir son 10-15 dakikamız var. Evet. Dilersen hızlı bir şekilde onu da izleyelim. Sonra tekrar devam edelim yorumlarımızla. Tabii, tabii. Yönetmenimiz Cihan'dan rica edebilirsek. Günaydınlar herkese. Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umut Meler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Halil Umut Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız. Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Ama bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Yukarıda bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi ve mücadelesi olacağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Onunla ilgili doktorlar, evet, doktorlar ve federasyon yetkilileri açıklama yaparlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Görüştüğünüzde... Evet, sevgili Mete Kalkavan ve Arda kardeşlerin bütün hakem camiası adına yaptıkları açıklamaları dinledik ve izledik. Tabii burada katıldığımız noktalar da var, benim katılmadığım noktalar da var. Yine tabii ki de arkadaşlarına, bir hakeme bu konuda destek çıkmaları çok önemli bir nokta. Tabii bunu dilerdik ki daha önceki hakemlerin yaşadığı şeylerde de bunun benzerini görmek isterdik hakemlerde. Ya da işte bazı yorumlarda hakemlere karşı çok aşırıya kaçıldığı zaman da birbirlerine belki hakemler bu kadar destek olsaydı yine bugün bu hakemler bu eleştirileri almıyor olacaklardı. Saha içinde yaşanılandan aksi bir şekilde saha dışı yorumlardan bahsediyorum. Evet. İşe bakar mısın? Konuşurken cümlelerimizi iyi seçmek zorunda kalıyoruz. Konuştuğumuz bir şeyde bu yaşanılan çirkin görüntüleri sanki tasvip ediyormuş duruma düşmemek için... Biz burada gönül rahatlığıyla konuşurken cümle seçmek zorunda kalıyoruz, evet, yanlış anlaşılmamak için. Tabii katılmadığım noktadan bir tanesi de şu, yani bu hakemlik mesleğinin bu kadar Türkiye'deki en zor meslek olduğu, en baskı altında ve en şiddete yönelik meslek olduğunu söylüyorlar. Yani bu ülkede sağlıkçıların son yıllarda yaşadıkları, bazı öğretmenlerin yaşadıkları, yani evet, basın mensuplarının yaşadıkları, televizyoncuların, gazetecilerin yaşadıklarını da düşününce arada bir istatistiğe vurursak hakemlerin de bu konuda çok üst sırada çıkacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Evet. Tabii burada psikolojik şiddet açısından bahsediyorlarsa, baskı, yorum, tribündeki baskılar açısından ona bir şey diyemem ama normal bu çirkin görüntüler şeklinde bir fiziki şiddetten bahsediyorsak orada dediğim gibi çok üst sıralarda çıkacağını açıkçası
düşünmüyorum. Sen neler söylemek istersin açıklamalarla ilgili? Ya tabii şimdi izledik açıklamaları. Arkadaşlarını haklı olarak, hakem arkadaşı Sayın Umut Meler'i arkasında duruyorlar. Normal bir davranış şekli şöyle bakıldığında. Ama senin de tabii söylediğin şeyler mantıklı şeyler. Bu açıklamalar, bu birlik beraberlik her anlamda yapılmalı. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi 3 gün sonra da hakemler hata yaptığında bu sefer Kulüpler Birliği toplanıyor. Hakemler hakkında ya arkasındayız diyerek mesaj yayınlıyorlar ya karşısındayız diyerek mesaj gönderiyorlar. Hep bunlar olan biten şeyler. O yüzden biz birlik beraberlik olmuyorsak sadece hakemlerle ya da kulüp başkanlarıyla değil. MHK, federasyon hep birlikte toplanarak bu işin karar mercileri kim? 3 tane hakem seçersin aralarından. Bugünkü işte yaşanılan durum gibi 5-6 tane de kulüp başkanı seçersin ya da hepsi gelirler. Federasyon başkanı kılma ortak bir paydada buluşurlar. Evet. Yani sadece benim canım yandığında ortaya çıkacak bir görüntü olmamalı. Her anlamda konuşuyorum ben. Hakemlik, kulüp başkanlığı, yöneticiler, antrenörler, sporcular. Bu bağlamda eğer biz birlik beraberlik olmak istiyorsak hep birlikte taşın altına elini sokmamız lazım. Beraberlik içerisinde ortak paydada buluşmamız lazım. Benim söyleyecek olduklarım bunlar bu konuyla alakalı Fahrettin'ciğim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Katılıyorum ben de. Bu ortak paydayı da bulamadığımız sürece bu işin zaten içinden çıkılmaz. Evet. Mümkünatı yok. Yine aynı şekilde dediğin gibi yani işte az önce fotoğraflarını da verdik. Bunda daha önce de hakeme şiddet oldu. O zamanlar da bu olsaydı. Şimdi bugün özellikle çok fazla gündeme getirilen bir şey vardı, bir durum vardı. Kulüplerin süresiz erteleme açıklamasında çok ciddi bir soru işaretleri olduğunu. Hani çünkü sonuçta işte kulüplerin ona göre bir hazırlık planı var. Evet. Yıl sonunda Avrupa Şampiyonası var. Fikstür sıkışmak zorunda kalacak. Türkiye Kupası başlıyor şimdi. Avrupa'daki temsilcilerimiz işte yoluna devam ettiği sürece onların Avrupa maçları olacak. Yani süresizden kastı ne? Ne kadar zaman? Bunun ucunun çok açık olması evet. Ayrı bir durum. Hakemlerin talebi burada işte gerekli en sert önlemler alınmazsa çıkmayacaklarını bundan sonra maça söylüyorlar. Bence açılması gereken nokta da bu. Burada en sert önlemden kastımız ne? Yani altının doldurulması gerekiyor bence. Hakemler toplu bu açıklamayı yaptıklarında yani bekledikleri önlemin ne olduğu? İşte Yunanistan'daki gibi seyircisiz oynama mı? Evet. Yoksa başka bir önerilerim var. Bunu bence dile getirmeleri gerekiyor. Çünkü bunlar olmazsa maça çıkmayacaklarını söylüyorlar. Maça çıkmaları için hangi şartın oluşması gerekiyor? Bence bunu hepimizin bilmesi gerekiyor evet. Ki federasyona inşallah iletmişlerdir. Federasyon biliyordur bunu. Evet. Biz ne kadar daha bu konudan uzak kalacağız? O da ayrı bir bence soru işareti. Doğru. Herkesin ona göre yaptığı bir plan var. Hem takımlar bazında hem taraftarlar bazında söylüyorum. Çok iyiye gitmiyor açıkçası bence. Genel anlamda evet. Genel anlamda iyiye gitmiyor. Bakalım bu hafta sonuna da tabii zaman çok var. Hafta sonuna kadar tekrar bir değişiklik olur mu olmaz mı bu konuyla ilgili? Bekleyip göreceğiz. Evet, bu hafta muhtemelen olmaz maçlar. Ben de çok ihtimal vermiyorum. Evet, öbür hafta olduğu gibi yani Mehmet Büyükekşi Süper Kupa'nın ertelenmesiyle ilgili şu an gündemde öyle bir şey yok dedi. Yani bu demek oluyor ki Süper Kupa aralığın sonunda oynanacaksa o zamana kadar bu 2-3 haftalık bir defa edince sıkışık bir fikstür var. Anlatabiliyor muyum? Yani maçları da oynatmak gerekiyor. Başka çaresi yok bu tabii. İş. Yani bütün Türkiye şuna kilitlenmişti mesela. 5 gün arayla oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçlarına. Evet. Hem burada hem yurt dışında oynanacak olan 2 maça kilitlenmişti. Şimdi bu durumda bu ertelemeler sonrasında muhtemelen o fikstür de sarkacak. İster istemez. Ya da tam tersi mi olacak? Bu haftayı daha önce de olduğu gibi deprem zamanında bu haftayı ilerleyen bir zamanda oynayıp ondan sonraki açıklanan fikstürler standart mı devam edecek? Yani şimdi bu açıklamalar yapılırken tamam dün akşam sıcağı sıcağına tamam ertelendi açıklaması geldi falan evet. Ama bugün birazcık insanların önünde bununla ilgili bir done koymak bence gerekiyordu. Bence standart devam etmeli benim kanaatimce. Bu haftayı son oynanmalı evet, benim, değil mi? Ben de aynı fikirdeyim. Yoksa o işin sarı kartı, kırmızı kartı onlar hep sıkıntılı işler. Çok. Yani bize göre bakıldığında basit yani bu hafta haftayı oynatmıyor ama o maç bakıldığında. Bunu kaydırdığın zaman buradan Mayıs'a kadar bütün fikstürü kaydırıyorsun. Hayır 3 sarı kart, kırmızı kart birçok iş var o işin içinde. Var. Anlatabiliyor muyum? Yani iş sadece kaydırmakla geçmiyor. Kalmıyor. Doğru söylüyorsun. Bakalım hayırlısı olacağız. Evet. Hayırlısı olsun göreceğiz.
gelen tekrar izleyici yorumlarımıza devam ediyorum. Noyan Maltayman'ın sorusu, Trabzon şampiyon olduğu zaman Antalyaspor'da bu Ofin'e benzer durumda davranılmıştı. O zaman TFF maçı niye tatil etmedi? Antalyaspor'un hakkını kimse savunmadı demiş. Az önce zaten biraz buna değinmiştik geçmişle ilgili. Sevgili Ahmet Uğraş, Antalyaspor'da son 5 haftaya bakınca şimdiye kadar futbol neredeydi? Nuri Hoca diyor insan kendi kendine. Savunma yavaş yavaş oturduğu, yönetim başarılı bir performans sergileyen Buksa konusunda bir aksiyon alacak mı? Bonservisini alma ihtimali var mı? İyi yayınlar olsun demiş. Sana da ayrıca selam söylemiş. Eksik olmasın. Bizden de selamlar. Özellikle bizi gecenin bu saatine kadar izleyen, çünkü nitekim izleyenlerimize. Evet, hepsi, herkese selam gönderiyoruz. O zaman hemen o şeyi bir başlatayım. Evet. Ağrı'dan selamlar demiş. Sevgili Emrah Saltan, çok teşekkür ediyoruz Ağrı'ya da buradan. Hem sevgili Emrah Saltan'a ve Ağrı'ya selam olsun. Mehmet Bulut'a buradan çok selam söylüyorum. Ve Yurda Güler Türk de tekrar iyi yayınlar demiş. Onlara teşekkür ediyorum. Tabii bu saatte izliyorlar bizi, sağ olsunlar. Bir yandan tabii maç da var. Tabii. Fotoğraf da geliyor. Bir yanda televizyonda maç açık, ellerindeki telefonda, sosyal medya hesaplarından bizim programlar açık. Çok teşekkür ediyoruz burada bize destek olan herkese. Kerem Aktürkoğlu dakika 73 kaçırdı golü. Evet, 1-0 Kopenhag'ın üstünlüğüyle devam ediyor müsabaka. Diğer maçta da herhalde 0-0. Diğer maçta Manchester United Bayern Münih 0-0 devam ediyor. Bir an gözüm hemen takılıkça reaksiyon verdim. Evet. Antalyaspor kısmı ile ilgili de hemen iki sorumuzu cevaplayacak olursak, bir ekonomik kriz kapıda. Evet. Oyuncuların ödenmemesiyle ilgili FIFA'ya şikayet durumu söz konusu. Hep son günde ödemeler yetiştiriliyor. İlerleyen süreç nasıl olacak bilmiyoruz. O yüzden Buksa'yı almak ister Antalyaspor ama... Evet. Parayı nasıl bulur? O kısım soru işareti. Kesinlikle öyle. Ben sadece kısa olarak söylemem gerekirse, ben biliyorsun hep Nuri Şahin'i eleştirdim geldiği günden bu yana. Evet. Artılarını da söyledik sezon başı ilk geldiğinde, ama özellikle ben bu karşılaşmada galibiyetin hocaya yazdığını net bir şekilde söyleyebilirim. Kolay işler değildir. 10 kişiyle çıkacaksın, mücadele edip galip geleceksin. Bunlar... alkışlanması gereken işler. Bu bağlamda da Antalyaspor antrenörünü kutluyorum. Bu kadar sıkıntıya rağmen galip geldiği için. Bahrettin'cim. Ben de tebrik çünkü ediyorum. Çünkü biz de Sezar'ın hakkı Sezar. Eleştirdiğim zamanlar da her geçen hafta üstüne koyarak devam ediyor. Evet. Sezonun sonuna doğru Kerem Aktürkoğlu tekrar ayak içi denedi. Bu arada Bayern Münih Manchester United karşısında 1-0 öne geçti. Evet. En azından. Bu en azından sevindirici bir haber. Yani en azından bir şekilde de olsa, hani gidiyor olmak bile devam etmek olmak açısından önemli. Evet. Ama gönül istiyor ki Galatasaray şimdi bir iki gol atsın burada. Üstüne çıksın. Neden olmasın? Ya neden olmasın? Biz programımızın sonuna doğru geliyoruz ama Galatasaray müsabakasında dakikalar inşallah. 75. İnşallah. Umarız son 15 dakika uzatmalarla beraber yaklaşık 20 dakika Galatasaray için temsilcimizin işler daha iyi olur diye düşünüyoruz. Evet. Perşembe günü de Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Artık Beşiktaş'ın tabii umudu kalmadı ama Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Onlar da umarım bir üst tura direkt çıkarlar. İnşallah, ve inşallah. Ülke puanımız açısından ve ülkemiz temsil açısından. Şu anda ihtiyacımız var bu duruma. Kesinlikle öyle. Özellikle bu kadrolarda sözünü kesiyorum gibi oldu ama Avrupa'ya yönelik yapılan kadrolar Fahrettin'cim. Yani hem bu paralar onun için harcandı. Evet. Yani Fenerbahçe'nin oynayacak olduğu rakip falan Fenerbahçe'nin kalitesinde değil. Eminim değil. Orada farklı bir skor, sadece 3 puanın dışında değil, farklı bir skor alarak bir önceki durumu da taraftarlarını unutturacaktır Fenerbahçe. Bundan eminim. İnşallah diyorum ve son olarak da Onur Toprak'tan son dakika bir yorumu geldi. Ne olursa olsun hakeme tepme yumruk olmaz diyor. Evet. Bence programın sonu içinde güzel bir çok son güzel, oldu. Çok güzel. Evet olmaz. Ne olursa olsun, ne kadar hatalı karar olursa olsun, saha içine ne karar verirse verilsin, tekme yumruk olmaz, şiddet olmaz, hayatın hiçbir yerinde olmaz. Evet. Biz bu şuna sağlıkçılara şiddet hayır demiyoruz. Kadına şiddet hayırı boşuna söylemiyoruz. Çocuklara şiddete hayırı boşuna söylemiyoruz. Hayatın her alanında şiddete hayır. Burada kesinlikle kabul edilemeyecek, tasvip edilemeyecek noktaya geldi artık bu işler. Biz bir hukuk devletiyiz. Kendi kendimize ceza kesmek gibi bir durum tabii ki söz konusu bile olamaz. Ağzına yürene sağlık abi. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizleri bu saate kadar takip ettiğiniz, destek verdiğiniz, yorumlarımızla programımıza güç verdiğiniz, katkı verdiğiniz çok teşekkür ederiz. Sizlerin sesiniz olmaya her hafta devam edeceğiz. Sizler de her hafta olduğu gibi tam sahaya işte gire Twitter'da veya Instagram paylaşımımıza yorumlarınızı ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
Haber Arena programıyla bugün de karşınızdayız. Ve tabii ki iç ve dış dünyada yaşanan gelişmeleri anlık gelişmelerle değerli konuklarımızın da katılımıyla... Avrupa'nın büyük çoğunluğu uzunca bir süreden beri İsrail-Filistin kamplaşmasında İsrail'e destek veren bir çizgi izliyor. İsrail'i evet. savunan batıdaki birçok devlet dahi bu hastane baskınından ve hastaneye yapılan... Dün saldırı... itibariyle de Patriot sistemlerini konuşlandıracağını ifade eden bir açıklaması oldu. Ve oraya...